Değerli ring sakinlerim, videoya hoş geldiniz. Hepinizi çok özledim. Hazır şöyle geri dönüyorken bıraktığım günden beri aklımda olan bir konuyla karşınızda olmak istedim. Hadi başlayalım. WWE kurulalı aşağı yukarı 70 yıl oldu. Bugün hala spor eğlencesi sektörünün bir numarası olduğu da tartışılamaz bir gerçek. Nesillerdir şirketi yöneten McMahon ailesinin görkemli imparatorluklarını bugünlere getirmesi ise hiç şüphesiz taraftarların ringdeki aksiyonu olan tutkusu ve bu ilgiyi ringe toplayan ilgi çekici, yetenekli WWE süperstarları sayesinde oldu. Şirketin popülaritesi arttıkça WWE süperstarları da adeta bir efsaneye dönüştü. WWE'nin kapısından sadece bir güreşçi olmak için girmiş bir ismin ise şansı o kadar yaver gitti ki şöhreti ring iplerinin ve güreş arenalarının dışına taştı. Douglas Dwayne Johnson. Bugün 51 yaşında ve tüm dünyanın adını ezbere bildiği Dwayne Johnson'ın filmleri herkesçe beğeniyle takip ediliyor. Siz de birçok filmini izlediniz, ezbere biliyorsunuz. Hatta ben bile zaman zaman kendi çevremden duyuyorum. Dwayne Johnson aslında bir güreşçi miydi? Bunu ilk defa duyanlar çok fazla. Kendisi yıllardır yılın en çok hasılat yapan filmlerinin başrolü olma geleneğini istikrarla sürdürüyor. 28 yıl önce adım attığı WWE ringi ona muhteşem bir şöhret getirdi, evet. Fakat daha yolun başındayken bu şöhretin onu büyük bir psikolojik savaşın içine sokacağından ve adeta kendi günahlarıyla tek tek yüzleşeceğinden haberi bile yoktu. Kemerlerinizi bağlayın. Başlıyoruz. Bilmiyorum içinizde Dwayne Johnson'ın ilk tanındığı sektörün güreş olduğunu ilk defa burada duyanlar var mı? Daha da öteye gidelim ve Dwayne'in anne tarafından tamamı güreş efsaneleriyle dolu olan Samoa'nın ünlü aşireti Anoa'i ailesinin bir mensubu olduğunu belirtelim. Anne Eira Johnson, efsane profesyonel güreşçi Peter Maivia ve tarihte bir güreş organizasyonu yöneten ilk kadın olan Leah Maivia'nın evlatlık kızıdır. Diğer taraftan Dwayne'in babası ise 70'li ve 80'li yılların güreş efsanesi Rocky Johnson'dır. Normalde zaten böyle bir aileye doğan çocuğun yürümeyi öğrenmeden güreşmeyi öğrenmesi beklenir, evet. Fakat tam aksine genç Dwayne'in bu taraklarda pek de bezi yoktur. Kendisi ergenlik yıllarında son derece sorunlu, küfürbaz, ağzı bozuk bir çocuktur. Ailesiyle birlikte Hawaii'de yaşarken gittiği lisede sürekli kavgaya karışıp disipline gitmektedir. En sonunda bulunduğu lisede daha fazla tutunamaz ve okuldan atılma noktasına gelir. Ailesi bunun olmasının önüne geçmek için çareyi şehir değiştirmekte bulur. Dwayne'i alıp Nashville'e taşınırlar. Fakat Nashville'de de pek bir şey değişmez. Dwayne okulda sürekli kavga etmekte, kendini müdürün odasında bulmaktadır. Dwayne Nashville'de de okuldan ihtar yiyince aile yine çaresiz kalır. Nashville'de başka bir liseye geçirirler. Adam olacak çocuk kendini yine öyle bir belli eder ki Dwayne Nashville'de gittiği ikinci liseyi de birbirine katar. Disiplin sorununu bir türlü aşamamaktadır. Fakat Dwayne'in ne olursa olsun liseden mezun olmasını isteyen annesi Ada oğluna olan inancını kaybetmez ve Nashville'den de tası tarağı toplayıp Pensilvanya'da bulunan çok küçük bir ilçe olan Bethlehem'a taşınır. Özgürlük Lisesi'nde eğitimine devam etmeye çalışan Dwayne burada çizgiyi hiç olmadığı kadar aşar. Dwayne farklı farklı dönemlerde hırsızlık ve kavgadan dolayı polis tarafından tutuklanır. Dwayne sürekli polis ve nezaretle uğraşırken ona yardım elini okuldaki beden hocası Jody Quick uzatır. Herkesin bir baltaya sap olamaz diye düşünüp görünce yolunu değiştirdiği Dwayne'de Jody Hoca bir potansiyel görür ve onu okulun Amerikan futbolu takımına dahil eder. İşte bu olayla beraber Dwayne öyle bir değişir ki gittikçe kendini verdiği Amerikan futbolunda adeta bir yıldız haline gelir. Liseden nihayet mezun olan defans oyuncusu Dwayne, ülkenin en iyi futbol eğitimini veren Miami Üniversitesi'nden tam burslu bir teklif alır. Üniversitede daha ilk yılından Miami Hurricanes takımı ile ulusal şampiyonluğu kazanır. Üniversite hayatını lise hayatının tam tersine geçiren Dwayne, 4 yıl sonra hem fizyoloji hem kriminoloji bölümünden çift anadal yaparak mezun olmuştur. Kanada Futbol Ligi'nden Calgary Stampeders takımıyla profesyonel bir sözleşme imzalayan Dwayne, hayatının işini yakaladığını düşünmektedir ki antrenmanda yaşadığı bir sırt sakatlığı nedeniyle adeta dağılır.
Bu sakatlığın ardından futbol oynaması sakıncalı bulunmuş ve sadece 2 ay kalabildiği Calgary takımı ile sözleşmesi feshedilmiştir. Bu talihsiz sakatlıkla beraber Dwayne psikolojik olarak çökmüştür. Evine geri döner. Doğru düzgün yemek yemez ve konuşmaz. Adeta bir depresyona girmiştir. Oğlunun eski günlerine dönmesinden korkan annesi Aita, ailenin diğer fertleriyle beraber kafa kafaya verir. Bu çocuk ne olacak diye masaya yatırırlar ve Anoa'yı ailesinin arasının epey iyi olduğu WWE patronu Vince McMahon'ın kapısı çalınır. Zaten Mr. McMahon'ın ata dostu olan bu aile tabii ki de geri çevrilmez ve Dwayne çok da istemeyerek güreş dünyasından resmen adım atar. Güreş efsanesi Pat Patterson tarafından eğitilen Dwayne, yine başka bir efsane Jerry Lawler'ın güreş organizasyonunda başarılı maçlar çıkarınca 1996 yılının Kasım ayında WWE kapıları ona ardına kadar açılır. Vince McMahon tarafından babası ve dedesinin isminin birleşimi olarak Rocky Maivia diye anılmaya başlar. Ringe bu isimle çıkmaktadır. Fakat dönem çok sıkıntılı bir dönemdir. Zaten halihazırda son derece veteran isimlerin bulunduğu WWE kadrosunda Rocky Maivia nispeten başarılı olsa da asıl sorun bu değildir. Rocky Maivia taraftarlar tarafından sevilmemekte ve sıkıcı bulunmaktadır. Kağıt üzerinde iyi bir güreşçi olmasına rağmen tribünlerle sürekli münakaşaya giren, birebir cevap veren, hatta taraftarlara küfür eden kötü bir görüntü çizer. Haliyle Rocky Maivia, TV'de görünmesi şirkete negatif etki yapacak bir tavra evrilmiştir. Onun bu patavatsızlığı başına iş açardı hiç şüphesiz, tıpkı lisedeki gibi. Fakat WCW öyle bir atılım yapar ki, birçok eski veya güncel WWE güreşçisini bünyesine katarak WWE'ye büyük bir darbe vurur. Veteran isimlerin büyük çoğunluğunu WCW'ya kaptıran WWE'de her türlü fütursuzluğun TV'de serbest olduğu güreşin altın çağı Attitude Era ilan edilir. Bir anda Stone Cold Steve Austin diye bir adam fırlar, ezber bozar ve ekranlarda yapılması etik olmayan hareketleri yapar. Onu Rocky Maivia takip eder ve o da rakiplerine karşı hakaretler ederek belaltı muhabbetler yapıp bunu komediye dönüştürür. Bu durum normalde TV şovlarında tasvip edilmeyen hareketler olsa da izleyici reytinglerde bu tavırları çok pozitif karşılar. Bu da hiç şüphesiz en çok Rocky Maivia'nın işine yarar. Dedesinin ve babasının izinden gitmek istese de onların devamı olmaktansa kendi de büyük bir marka olmayı kafasına koyar. Artık Rocky Maivia diye anılmak istememektedir. Bir gün hiç kimsenin ve hatta Vince McMahon'ın bile iznini almadan canlı yayında ringin ortasında artık yeni bir isminin olduğunu söyler. The Rock. The Rock, 1997-2000 yılları arasında sektörü adeta pozitif anlamda havaya uçurur, kendini bir anda şirketin en değerli süperstarı haline getirir. Sayısız kemer başarısının yanı sıra son derece karakteristik cümlelerin ve hareketlerin sahibi olur. Tribünler Rock için adeta çıldırmaktadır. Her ortaya çıkışı, her maçı gecenin olayı olmaktadır. Özellikle Stone Cold Steve Austin ile birbirlerine duydukları nefret tam bir sokak kavgası halini alır. Güreşi seven sevmeyen, bilen bilmeyen herkes sırf bu ikilinin atışmalarını izlemek için WWE programlarına yüklenir. Ve yıllar süren bu sürtüşmenin de büyük katkılarıyla WWE, WCW reytinglerde büyük oranda tarumar eder. Rock artık bir efsane olmuştur. Adeta ergenliğinde olduğu gibi önce dikiş tutturamamış, sonradan altın yumurtlayan tavuk haline gelmiştir. İnsanlar tarafından halkın şampiyonu lakabıyla anılmaya başlar. Kendine özgü cümleleri, hareketleri herkesin dilindedir. Genelde rakiplerine lafı oturttuktan sonra yaptığı kaş kaldırma hareketi her yaşta insanın günlük hayatta bile yaptığı bir hareket olur. Ring içinde kullandığı bitirici hareketi Rock Bottom ve kolluklarını tribüne fırlattıktan sonra yaptığı People's Elbow hareketiyle daha önce görülmemiş bir tarz yaratır. Bunun yanı sıra Rock özellikle mikrofonu eline aldığında ona rakip olan kişi adeta kaçacak delik arar. Çünkü Rock öyle bir hazır cevap, öyle bir laf sokucudur ki onunla laf dalaşına girmeye kimse cüret edemez.
daha kariyerinin henüz 3. yılı biterken tarihin en büyük süperstarı olarak anılmaya başlar. The Rock artık bir ikondur. Arkasında milyonlar ve milyonlar vardır. Rock, Anoa'i ailesi tarihinin belki de en büyük güreşçisi olmayı başarmıştır. ...2000 yılına yani milenyuma girildiğinde reyting savaşlarını kazanan WWE yeni yüzyıla yeni atılımlarla girme planındadır. Vince McMahon film sektörüne yatırım yapmak ister. Başarılı yönetmen Stephen Sommers ile patron Vince McMahon WWE stüdyoları adı altında bir filmin yapımı için anlaşır. Bu esnada yönetmen Sommers halihazırda yönetmenlik ve kas direktörlüğünü yaptığı Mumya Geri Dönüyor filminin kötü karakteri Akrep Kralı canlandıracak birini aramaktadır. Projeleri için Vince McMahon'dan mali desteği alan Sommers, minnetinin bir göstergesi olarak Vince McMahon'a bir söz verir. Millennium Royal Rumble maçını kim kazanırsa o güreşçi Akrep Kral olacaktır. Tarihler 23 Ocak 2000'i gösterdiğinde WWE'nin en önemli etkinliklerinden biri olan Royal Rumble maçı ufukta görünür. Bilmeyenler için kısaca Royal Rumble maçında 30 kişi sırayla belirli aralıklarla ringe girer. En üst tipin üzerinden ringin dışına düşüp iki ayağı da, altını çiziyorum, iki ayağı da ringin zeminine değen güreşçi elenir. Son kalan kişi maçı kazanır ve WWE'nin en büyük şovu WrestleMania'da istediği şampiyonla şovun ana gösteri maçında karşılaşmaya hak kazanır. Bu bir güreşçi olarak elde edilebilecek en büyük başarı olarak kabul edilebilir. Millennium Royal Rumble'ında son ikiye kalındığında 24. sıradan giren The Rock ile 26. sıradan giren Big Show kıyasıya bir mücadele vermektedir. Big Show iri cüssesinin avantajını kullanır ve Rock'ı alaşağı eder. Artık tek yapması gereken onu ringin dışına atmaktır. Tam onu omuzlayıp ringin kenarına vardığı anda Rock son can havliyle bir kontra yapar ve tam düşerken en üst iplere sıkı sıkı tutunarak Big Show'un freni patlamış kamyon gibi aşağı yuvarlanmasına sebep olur. Fakat bir sorun vardır. Big Show itiraz etmektedir. Rock son enerjisiyle yaptığı kontra esnasında ring iplerine tutunurken iki ayağı da ring zeminine değmiştir. Yani Big Show'un iddiası bu yöndedir. Fakat bu hakemler ve kameralar tarafından görülmemiştir. E tabi sene 2000, var da yok. Yani şimdi gerçi var da yok. Yani ofansif oldu. Yani aslında maçın galibi Big Show olmalıyken The Rock olarak tescillenir. Maçın ardından Rock, sinirine hakim olamayan Big Show'un saldırısına uğrasa da WrestleMania'na gösterisine gitmeye hak kazanarak arka alanın yolunu tutar. Fakat arka alanda onu bekleyen tek şey WrestleMania bileti değil Hollywood trenidir. Stephen Sommers içeri gelen Rock'a sarılır ve ona güzel haberi verir. Rock artık Akrep Kral'dır. Amerikan futbolu sevdalısı olup da mecburiyetten güreşçi olan Rock'ın o güne dek aktör olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktur. Bu yüzden Mumya filminin çekimlerine rağmen yaptığı en iyi işi yapmaya devam eder. Ringde kılıç tekmelemeyi aralıksız sürdürür. 2000 yılı içinde kazandığı WWE şampiyonluklarıyla tarihin en büyük efsaneleri Hogan ve Bret Hart'ın başarı istatistiğini geride bırakır. Bu esnada zaten zaman zaman problem yaşadığı Vince McMahon ile iyice ters düşer. Çünkü Vince onun bu yükselişinden endişelenmektedir. Ona göre elindeki en büyük yıldızının daha fazla ilgi toplayıp farklı mecralara gitmesi şirket için en büyük kriz olacaktır. 2001 yılına girildiğinde artık eli iyice zora giren Vince McMahon, belki de hayattaki en büyük düşmanıyla, hani deriz ya asla bunlar yan yana gelmez diyebileceğimiz seviyede olan düşmanıyla, Stone Cold Steve Austin'le şeytani bir işbirliği yapar ve Rock'ın WrestleMania 17 ana karşılaşmasında mağlup olmasını sağlar. Aynı tarihlerde çoktan çekimleri bitmiş olan Mumya filmi vizyona girmeye hazırlanmaktadır. Yönetmen Stephen Sommers artık yeni bir proje için kolları sıvayacaktır. Vince McMahon burada da boş durmaz ve işin başında mali destek sözü verdiği projenin Akrep Kral karakterinin gelişimini konu alan bir spin-off filmi olmasını sağlar.
Daha da öte, bu film tamamlandığında WWE stüdyoları kanatları altında piyasaya sürülecektir. Yani Vince McMahon öyle bir anlaşma yapmıştır ki altın yumurtlayan tavuğu Rock sadece güreşiyle değil oynadığı filmle bile WWE'ye para kazandıracaktır. Bir anda karşısında böyle bir gerçekliğin farkına varan Rock, az önce bahsettiğim Stone Cold McMahon birleşmesinin ardından ringe olan hevesini biraz biraz beyaz perdeye kaydırmaya başlar. Kariyerinin başından beri ilk kez ringlere ara verir. Artık vefa borcunu da ödemiş olan Rock, güreşle ilgili tek bir gayeye sahiptir. WWE tarihinin en büyük efsanesi olarak anılmak. Ona göre bunun en büyük yolu, en büyük ikonu devirmekten geçer. WrestleMania 18 için yaşayan efsane Hulk Hogan'ın karşısına dikilen Rock, ondan bir WrestleMania randevusu alır. It'll be a pleasure to kick your ass in WrestleMania. WrestleMania tarihinin en büyük maçlarından birinde The Rock Hulk Hogan'ı devirir. Maçtan sonra Hogan, Rock'ın elini havaya kaldırarak kendisinden sonra kimin geldiğini tüm dünyaya tescilliyor. Rock'ın popülaritesi önlenemez şekilde artmaya devam etmektedir. WrestleMania'dan bir süre sonra Akrep Kral filminin çok başarılı bir şekilde çıkış yapmasıyla beraber Rock'a film teklifleri katlanarak yağmaya başlar. WWE'ye artık çok nadiren gelmeye ve geldiğinde de ukala ukala tavırlar göstermeye başlar. Rock artık resmen bir Hollywood yıldızıdır. Güreşte her şeyi başarmış olan Rock, başaramadığı son şeyi de tamamlar. Ezeli rakibi Stone Cold Steve Austin'i WrestleMania 19'da mağlup ederek hem ona karşı ilk WrestleMania galibiyetini alır hem de Stone Cold'u emekliliğe uğurlar. Şirketin diğer yüzü Stone Cold'un da emekli olmasıyla beraber WWE resmen başsız bir kafa gibi kala kalmıştır. Organizasyonlar artık eskisi kadar heyecan vermemekte, taraftarlar sürekli Rock'ın boşluğunu hissetmektedir. Uzun süre WWE'ye uğramayan Rock, güreş sözleşmesinin son maddesini yerine getirmek adına WrestleMania 20'de Mick Foley ile takım olur fakat ringden mağlubiyetle ayrılır. Vince McMahon'ın en büyük korkusu gerçek olmuştur. En büyük yıldızını göz göre göre kendi elleriyle Hollywood'a teslim etmiştir. Bu maçın ardından resmi olarak Hollywood bir fenomen kazanmış, WWE ise en büyük süperstarını kaybetmiştir. Tüm WWE camiası WrestleMania 20'de bir süperstarı sektörden uğurlarken bir kişinin gündemi ise çok başkadır. WrestleMania 20'nin açılış maçında ringe gelen genç bir adam tarihin seyrini bambaşka bir yere çevirecektir. And his name is John C. John Cena bir süredir ringlerde boy gösteren genç bir adamdır. Başlarda taraftardan ilgi görmeyince o da çareyi eline mikrofonu almakta bulur. Rap yapmaya başlar. Rakiplerine yaptığı kafiyeli rap performanslarıyla aşağılayan Cena, kısa süre içinde negatif bir izlenimden pozitife döner. Fakat asıl ilgiyi WrestleMania 20'nin açılış maçında Big Show ile yaptığı maçta devi omuzlarına çok rahat bir şekilde alıp fırlatmasıyla toplar. Gücü muazzam seviyelerde olan John Cena, WrestleMania 20'de beline Birleşik Devletler kemeri. İnsanlar Rock ve Stone Cold'dan sonra hem böyle güçlü olmasıyla hem de mikrofonda son derece ilgi çekici işler başarmasıyla Cena'yı bağrına basar. John Cena ise seveni sevmeyeni pek takmamaktadır. Sadece işini yapmaktadır. Her hafta şova çıkıp maçlarını kazanmaktadır. Çok kısa bir sürede başarılarına başarı katar. 2005'te WrestleMania 21'de ilk WWE şampiyonluk kemerini beline takar. Bir yıl sonra 2006'da WrestleMania 22'de kemerini dönemin en güçlü ismi Triple H'e karşı korur. 2007'de ise WrestleMania 23'te Shawn Michaels'ı tartışmaya kapalı bir biçimde mağlup eder. 3 yıl boyunca WrestleMania'da gösterdiği tartışmasız performansla beraber Cena bir anda şirketin yüzü haline gelir.
Bu durum haliyle taraftarları da ikiye bölmeyi başarmıştı. Rock'tan farklı olarak Cena'nın öne çıktığı en büyük unsur ise hiç şüphesiz özellikle çocukların kahramanı haline gelmesidir. Attitude Era zamanında WWE daha çok yetişkinlerin izleyebileceği bir içeriğe bürünmüş olsa da bu fütursuzluk ekranlardan çekilmeye başlanmış, yerine tüm ailelerin izleyebileceği bir içerik gelmiştir. Bunun en büyük payı da John Cena'nın çocuklarla kurduğu bağ aittir şüphesiz. Bugün birçoğumuzun bile WWE bilmesinin altında çocukken izlediğimiz John Cena'lar yatmaz mı yani? İşte tam da bundan dolayı bir kesim onu çok sevip modern zamanın rock'ı olarak kabullenirken diğer çoğunluğun aklı ise hala rock'tadır. Cena'yı kabullenememektedirler. Fakat Cena asla rock hakkında bir yorum yapmaz. İkiye bölünme ona reaksiyon olarak geri döner. Cena sadece ve sadece tek bir işe odaklanmıştır. Büyük küçük her şovda şovun en ilgi çekici maçını çıkartmak. Diğer taraftan Cena, Vince McMahon tarafından WWE stüdyolarının yapımını üstlendiği The Marine filminin başrolü yapılır. McMahon adeta yeni rock'ını ilmek ilmek işlemektedir. Fakat 2006 yılının sonunda piyasaya sürülen Marine filmi çok başarısız bir çıkış yapar ve izleyicinin negatif yorumuna maruz kalır. Yılın en kötü filmlerinden biri damgasını yer. Haliyle John Cena'nın oyunculuğunun beğenilmemesinden dolayı bu damgayı yemiştir. Diğer taraftan Rock, şöhretine şöhret, filmlerine film katmanın tadını çıkartmaktadır. Rol aldığı her film gişe rekorları kırmakta, bütün listelerde bir numara olmaktadır. 2005 yılının başında yaptığı açıklamada WWE ile hiçbir bağlantısının kalmadığını söyleyen Rock, yine de gittiği her yerde ister istemez güreş geçmişiyle ilgili sorulara maruz kalmaktadır. Tarihler 26 Şubat 2008'i gösterir. John Cena, WrestleCast isminde bir programa katılır. Kendisine Rock'ın güreşten çok uzaklaşması ve tamamen film sektörüne yoğunlaşmasıyla ilgili düşüncesi sorulur. Cena artık dayanamaz ve Rock'a karşı ilk kurşunu sıkar. This is my take on The Rock, and he's a genuinely nice guy. He at one point loved wrestling and wanted to do this all of his life. Then explained to me why he can't come back for a 15th anniversary show, or why he can't make an appearance at WrestleMania. Simply put, it's because he wants to be an actor. So I get why he doesn't come back. Don't f*** me around and tell me that you love this when you're just doing this to do something else. That's the only thing that really gets me pissed off. Just show up. Just say hi and leave. That's all he's got to do. The eyebrow once and get out of town. Bu açıklamanın ardından ikiye bölünmüş WWE kitlesi hiçbir lafın altında kalmamasıyla bilinen Rock'a kafayı çevirir. Fakat Rock hiçbir cevap vermez. Bir süre sonra WWE WrestleMania'dan önce gerçekleştirdiği Hall of Fame yani onurlandırma gecesinde bu yıl Rock'ın babası Rocky Johnson'ı ve dedesini onurlandıracağını duyurur. İşte böyle bir gecenin haberini alan Rock babasını kendisi sunacağını söyler ve WrestleMania 24'ten bir gece önce Hall of Fame kürsüsüne çıkarak 4 yıl sonra WWE ekranlarında görünür. Göründüğü gibi de inanılmaz bir tribün reaksiyonu alır, sanki hiç gitmemiş gibidir. Adı üstünde tören, resmi havada geçmesi beklenir değil mi? Ama bir anda tribünler tezahüratlar yapmaya, sanki bir maç varmış gibi sürekli reaksiyon göstererek Rock'a dahil olmaya başlarlar. Normalde Hall of Fame töreninde asıl isimleri takdim eden kişiler sözü fazla uzatmadan işlerini resmi bir tonda bitirip mikrofonu teslim ederler. Fakat taraftarların kendisini çok özlediğini gören Rock bu gecede ezber bozar. Takdim konuşmasını olağan dışı şekilde uzatıp adeta bir komedi şovuna dönüştürür. Ayrıca üslubu da resmi bir tören için fazla sokak ağzıdır. Babası Rocky Johnson oğlum beni sunacak diye beklerken arkada ağaç oluvermiştir. Tüm izleyenler Rock'ın keyfini çıkartmaktadır. Ve Rock bir anda kimsenin beklemediği bir şekilde atılan kurşunu alır ve iade eder. Apparently though there was some trouble this year. You know there was big controversy with the WWE and illegal torture. I don't know if you heard about it. Not too many people heard about it, but apparently they would find Iraqi insurgents, they'd sit them down, they'd tie them up and they'd make them watch copies of the DVD The Marine. Rock'ın sadece birkaç cümlede John Cena'nın yıllardır yarattığı etkiyi bir anlık da olsa tuz buz etmesi herkesin çok ilgisini çeker.
Cena bu cümleler karşısında bozuntuya vermez. Törenden sonra Stone Cold Steve Austin, Hulk Hogan, Triple H gibi isimler Rock'ın konuşmasını eğlenceli bulsalar da Hall of Fame gibi bir törende bu kadar uzun bir komedinin ve kullanılan dilin pek de yakışık olmadığını belirtirler. Diğer taraftan ise Undertaker katıldığı bir podcast'te Rock'ı takdir eder. Ve John Cena'nın saygı göstermeyi zor yollardan öğrenmesi gereken saygısız bir genç adam olduğunu belirtir. Yani güreşçiler de Rock ve Cena arasında ikiye bölünmüş durumdadır. Rock ise yaptığı şovun ardından ertesi günü Hollywood'a döner. Cena ise aralıksız bir şekilde kaldığı yerden devam eder. Artık her geçen gün gücüne güç, başarısına başarı katan Cena, 2010 yılı sona erdiğinde tam 12 kez şampiyonluk kemerini beline takmış bir ikon olarak adeta WWE'nin zirvesinde oturmaktadır. Bu alanda kendi döneminin efsaneleri Edge, Batista, Randy Orton gibi efsaneleri tek tek geçmiş olan Cena, Rock'ın kariyeri boyunca elde ettiği 9 şampiyonluk başarısını da geride bırakır. Artık Cena'nın gözünde Ric Flair'ın 16 kez ile en çok dünya şampiyonluğu kazanmış güreşçi olma rekorunu kırmak vardır. Bu süre zarfında Rock ise sadece 2009 yılının sonunda özel bir SmackDown şovuna video kaydıyla kutlama mesajı göndermiş, bunun dışında WWE'ye dair herhangi bir laf, söz, icraat üretmemiştir. Filmler hem de çok fazla. Her biri de gişe rekoru. Ayrıca 2010 yılının sonunda adeta kariyer golünü atar. Rock, hızlı ve öfkeli 5'in kadrosuna dahil olur. ...2011 yılına girildiğinde WrestleMania 27 ufukta görünür. Vince McMahon bu yıl WrestleMania'ya sansasyonel ünlü bir ismin sunuculuk yapacağını söyler. Tüm medyanın merakı bu ismin kim olduğuna yoğunlaşır. Sunucunun dönemin tartışılan şarkıcısı Justin Bieber olacağına dair kuvvetli bir söylenti yayılmıştır. Tarihler 14 Şubat 2011'i gösterdiğinde Monday Night Raw şovunun kapanış bölümünde WrestleMania sunucusu açıklanacaktır. Ladies and gentlemen, please welcome the host of WrestleMania 27. Ve o an gelir. Işıklar tamamen kapatılır. İnsanlar merak içinde gözünü girişe dikmiş, bu heyecan yaratan bekleyişin kiminle sonuçlanacağını beklemektedir. The Rock tam 7 yıl sonra WrestleMania sunucusu olarak geri dönmüştür. Her zaman yaptığı şeyi yapar. Mikrofonu alır ve bunun keyfini çıkartmaya başlar. Which means finally The Rock has come back home. Fakat bir anda üslubunu değiştirip özellikle bazı isimleri görmek için geri döndüğünü söyler. So let me get this straight. The WWE has gone from the powerful Austin 316 to the dominant and iconic, can you smell what The Rock is cooking? All the way to, you can't see me. You can't see me, what are you playing, peekaboo? You can't see me, I can see you, you can't. Rock, John Cena'yı direkt hedef almış ve tüm odağı oraya çekmiştir. John Cena'nın reklam yüzü olduğu çocuk ürünü Fruity Pebbles mısır gevreği üzerinden onu yerin dibine sokar. Onun renkli tişörtler giyerek sadece çocuklara hitap eden bir Teletubby özentisi olduğunu dile getirir. The Rock yine mikrofonu eline almış ve hakkında konuştuğu kişiye hakkın rahmetini okutmuştur. John Cena'nın üzerine her cümlesiyle toprak atan Rock, bir daha hiçbir yere gitmeyeceğinin sözünü de verir. Bu esnada John Cena bunlara hiç aldırmamakta, yine sadece işini yapmaktadır. Cena, Rock'ın kendisine yağdırdığı cümlelerden sadece 6 gün sonra Elimination Chamber maçını kazanmış ve yine bir WrestleMania'da WWE şampiyonunun karşısına çıkmaya hak kazanmıştır. Zaferinin ardından Raw'a gelen Cena, Rock'ın cümlelerini duyduğunu ve ona onun anladığı dilden cevap vereceğini söyler. Kariyerinin ilk yıllarından beri yapmadığı rap sanatını konuşturmaya başlar. İlk kurşunu Rock'ın WWE'den diş perisi olmak için ayrıldığını söyleyerek atar. Uğraştığı Fruity Pebbles'ın onun seviyesinin çok üstünde olduğunu söyler.
I'm like a big purple pinwheel, Rock, so go ahead and blow me. Bunun gibi normalde hiçbir sakıncası olmayan fakat altında yatan artı 18 anlamı hepimizin anlayacağı cümleler kurar. Yani ucundan tut dediğini bana burada açıklattırmayın. Bu da farklı bir tarz mesela. Alttan alttan gömmek çok net değil de halkın şampiyonunun asla halkla beraber olmadığını, 7 yıldır John Cena'yı taklit ettiğini, çünkü kimsenin onu burada göremediğini dile getirir. And you'll see me at WrestleMania, well then I'll make sure not to miss it. You ain't gonna whip my candy ass, dude. I'll make sure you kiss it. You're the WrestleMania host, Rock. That's your role. Know it. You tell these people that you love them. I'm here every week to show it. İnsanlar belki de tarihte ilk defa Rock'a bu denli sağlam cevaplar veren John Cena'ya karşı çok pozitif tepkiler gösterir. Adeta bir mikrofon savaşı başlamıştır. WWE'nin iki mikrofon tanrısı tam anlamıyla birbirine girmiştir. Fakat bu kez tarumar olan taraf Rock olmuştur. Fakat hiç geri kalmaz ve bir hafta sonra evinden çektiği videoyu Raw'a gönderir. Videoda Rock çok sinirlidir ve John Cena'yı yaba daba o**usu diye adlandırır. Çünkü Freddy Pebbles mısır gevreğinin maskotu Fred Çakmaktaş'tır. Cena yine geri kalmaz ve cevap verir. Rock'ın hiçbir yere gitmeyeceğim deyip de 2 haftadır sadece video göndermesini yüzüne vurarak onun artık sadece bant kaydıyla insanları heyecanlandırdığını epey bir küçümser şekilde söyler. Bu atışmaların ardından WrestleMania'ya 6 gün kalan Monday Night Raw'da Rock ve John Cena nihayet yüz yüze gelir. Cena, Rock'ın kendisiyle bir derdi varsa kavgaya hazır olduğunu belirtir. Rock da geri durmayacaktır. Fakat bu ikili tam birbirlerine girecekken pazar günü WrestleMania'da John Cena ile karşılaşacak olan WWE şampiyonu The Miz onları böler. The Rock, Miz ve yaveri Alex Riley'e çok temiz bir dayak atar. Fakat arkasını döner dönmez bir saniye içinde kendini John Cena'nın omuzlarında buluverir. Cena ona bitirici hareketi Attitude Adjustment'ı patlatır. Ardından yerdeki Rock'a meşhur You Can't See Me hareketini yaparak misillemesini tamamlar. İkili arasında 2008'den beri süren sözlü düellonun ilk fiziksel mermisi 2011 yılında John Cena'dan gelmiş olur. Aynı zamanda tüm listelerin en büyük aktörü olan Rock sunucusu olduğu WrestleMania'ya omuzları yerde gitmektedir. Ve nihayet en büyük şov WrestleMania'nın 27. yıl dönümü gelip çatar. Şovun ana maçında karşılaşan WWE şampiyonu The Miz ve John Cena uzun süren karşılaşma sonucunda birbirlerine bir türlü diş geçiremezler. İkili ring dışında kavga ederlerken ringe dönmeleri gereken süreyi aşıverirler. Böylece bir anda maç sonuçsuz bir şekilde sona ermiş olur. İki taraf da kazanamamıştır. Yuhalamaların yarattığı uğultuyu The Rock'ın müziği böler. Kendisinin sunucusu olduğu bir şovun böyle rezalet bir sonla bitemeyeceğini, ne olursa olsun bir kazanan olmak zorunda olduğunu söyler. An itibariyle var olan bütün kuralların iptal olduğunu belirtir. Diskalifiye yok, ring dışında kalma zamanı yok, maç yeniden başlayacaktır. The Miz ve John Cena ringe hemen geri dönerler. Kran krana geçecek diye beklenen maçta bu kez Rock John Cena'nın arkasında belirir. Cena arkasını döner dönmez ona bitirici hareketi Rock Bottom'ı patlatıp ringden ayrılır. İkili arasındaki kavgayı fırsat bilen Miz, yerde hareketsiz yatan John Cena'yı tuş ederek kemerini başarılı bir şekilde korur. WrestleMania 27, The Rock tarafından yere serilmiş olan John Cena'nın hezimetiyle sona ermiştir. John Cena, en büyük şovda WWE şampiyonluğunu bir kez daha kazanma fırsatını Rock engeliyle kaybetmiştir. WrestleMania'dan bir gece sonra Raw'da buluşan ikili artık bu işe bir çözüm bulma odaklı konuşurlar. Herkes artık bir maç olacağına emindir. John Cena, böyle vurkaçlarla bir yere varılamayacağını, The Rock ve John Cena'nın göze göz, dişe diş bir maç yapması gerektiğini söyleyerek Rock'a meydan okur. The Rock ise işi çok çok başka bir seviyeye taşır. The Rock ve John Cena skalasındaki iki ismin ancak ve ancak WrestleMania'da maç yapabileceğini, ondan aşağısının kimseyi kesmeyeceğini söyler. Ama bir sorun vardır. WrestleMania geçeli sadece bir gün olmuştur ve sıradaki WrestleMania tam bir yıl sonradır. Fakat Rock
tam olarak bunu kastetmiştir. Yarının belli olmadığı dünyada ikili tam bir yıl sonranın WrestleMania 28'in ana maçını el sıkışarak kilitlerler. Tarihin en büyük maçı artık bellidir. Tek soru işareti, WrestleMania ana maçı normalde en iyi ihtimalle 2-3 ay önceden belli olurken, şimdi 1 yıl öncesinden maç bellidir. Bir WrestleMania sezonu da geride kalmıştır. Rock tekrardan Hollywood'un yolunu tutup film çekimleri ve galalarını sürdürürken, John Cena ise her hafta ringe çıkıp kemeri kovalamaya devam eder. Rock, Mayıs ayının ilk haftası doğum gününü kutlamak için Raw'a gelişi dışında yine şovlara uğramamaktadır. Fakat Rock, olaylara dahil olmanın çaresini çok modern bir yöntemle bulmuştur. Artık Twitter diye bir gerçek vardır ve gittikçe popüler olmaktadır. Twitter hesabından her hafta John Cena'ya laf atmakta, güreş hayranlarıyla kontağını sıcak tutmaktadır. Cena da ona ayak uydurur, yine aynı şekilde bir cevap vereceği zaman Twitter'a yüklenir. Ya daha kimse tweet atmıyorken bunlar birbirine giriyordu. Hani belki günümüzde size çok normal geliyor olabilir. Neticede asgari ücret bile Twitter'dan açıklanıyor artık. Ama Twitter'ın ilk popüler olduğu yıllar olduğu faktörünü hesaba katarsanız işte bu ikili sosyal medyanın etinden sütünden faydalandılar diyebiliriz. Birkaç ay sonra yaz bittiğinde John Cena neredeyse hiç şov kaçırmamış, hatta CM Punk ile şirketin altını üstüne getiren bir rekabete bile girişmiştir. Onun da videosu var, ayrıca bakabilirsiniz. De yönetim değişip Triple H başa gelince WWE'de her hafta bir kaos yaşanmaya başlar. CM Punk ile olan rekabetinden sonra tribünler tamamıyla John Cena'ya sırtını dönmüştür. Cena sevilmeyen adamdır. Rock hiç ortalarda olmamasına rağmen aranan adam, özlenen adam, tribünlerde adı haykırılan adamdır. Bunun yanı sıra The Miz ve Arthur Root her hafta John Cena'ya saldırıp onun ilerlemesini engellemektedir. Kasım ayında Survivor Series ufukta göründüğünde John Cena bu saldırılara daha fazla katlanamaz ve ikiliye bir takım maçı teklif eder. Sıra takım arkadaşını seçmesine gelince de Cena düşmanını kendine daha yakın tutup eski bir raconu diriltir. I choose my partner to be The Rock. Bu sürpriz çağrının ardından John Cena'nın takım olma teklifine cevap veren The Rock, Cena ile takım olmaya bayılmadığını söyler. Elini onun eline vurup tag vermektense komple kolunu onun bir tarafına sokmanın daha yerinde olduğunu söyler. Yani ben de yükseliyorum ama Rock yükseliyor diye yükseliyorum. Fakat onu sevenlerin kendisine Twitter üzerinden çok fazla tweet attığını ve onların çağrısına da sırt çeviremeyeceğini belirtir. Teklifi kabul eder ve ekler. Şu anda ekran başında küçük John Cena fanları sevinçten evde oley diye geziyorlar. Anneleri babaları peşlerinde koşturuyor. Dur çocuğum, dur evladım. Çok sevinmeyin çocuklar. WrestleMania'da kahramanınızın onun kıçına nasıl tekmeyi basacağımı en ön sıradan izlemesi için bu teklifi kabul ediyorum. Survivor Series akşamı ana maçta The Rock 7 yıl sonra tam 18 filmde başrol oynadıktan sonra güreş botlarını giyip John Cena ile takım olmak üzere ringe gelir. Maçta takım olan bu iki ezeli rakip birbirleriyle ufak ufak dikleşirler. Neticede günün sonunda maçın finalini The Rock harika bir resitalin ardından efsanevi People's Elbow hareketiyle tamamlar. The Rock ve John Cena kazanmıştır. Fakat maçtan sonra ortamın keyfini çıkarmayı çok seven Rock adeta John Cena'ya bir ders vermeye kalkar. Rock köşeye çıkıp kolunu kaldırdığı anda tribünler destek uğultusuyla yıkılır. Fakat Rock Cena'ya hadi sen de çık bakayım dediğinde Cena'ya devasa bir yuhlama gelmektedir. Cena, Rock'ın ne yapmak istediğini anlar ve sinirlenip ringden ayrılmaya yeltenir. Rock ise sözünü tutar ve John Cena'yı çevirip ona bitirici hareketi Rock Bottom'ı bir kez daha patlatır. Gecenin kazananı yine The Rock olmuştur. Survivor Series akşamı biter bitmez, Rock bu kez de G.I. Joe filminin çekimleri için ayrılır. Cena her hafta ringde performans göstermeye devam eder. Bunu sürekli tekrar etmemin sebebi bir şeyleri de sizin yorumunuza bırakmak. Yani ben de farkındayım aynı şeyi birkaç kere söylediğimin ama durum bu. Birçok WWE güreşçisi Cena'nın Rock'ı yenmek için onun gibi daha sert, etikleri ayaklar altına alan ve yeri geldiğinde kazanmak için namert hareketler yapan bir adam olması gerektiğini düşünmektedir. Çünkü Rock, rakibinin psikolojisini bozarken etik değerleri ve sınırları hiç göz önünde bulundurmamaktadır. Rock direkt bodozlama dalmaktadır.
Buna rağmen günün sonunda desteklenip merakla beklenen adam The Rock olurken yuhlanan ve yerin dibine sokulan adam John Cena'dır. Cena psikolojik olarak iyice çökmüş ve bu çöküşü duygusal hayatına da yansıtmıştır. Hali hazırda evli olan John Cena, önce yakın dostu Zack Ryder'ın sevgilisi Eve Torres ile beklenmedik bir yakınlaşma yaşar. Bunun üzerine John Cena'nın karısı ona bir boşanma davası açar. Zack Ryder, Eve Torres, Rock ve karısı ile yeterince kafası meşgul olan John Cena bir de karşısında Kane belasını bulur. Kane aslında Cena'yı tamamen duygularından arındırmak ve onu daha sert, daha şerefsiz bir adam haline getirmek için onunla uğraşmak ister. Fakat Kane bu işte, daha önce de bahsetmiştim. Yani kendini ifade ediş şekli farklı, adeta Cena'nın burnundan getirir. Finalde Cena'dan büyük bir mağlubiyet alarak bunun bedelini öder. Fakat The Rock ile olan WrestleMania maçı yaklaştıkça iyice psikolojisi bozulan John Cena, kişisel hayatında büyük bir hata daha yapmıştır. Cena bu kadar yoğun bir gündemde bir de arkasından Rock'ın geleceği düşünülünce iyice bıçağı kemiğe dayandırmıştır. Cena'nın, özür diliyorum, ünlü malum film yıldızı Kendra Lust ile yasak ilişkisi ortaya çıkar. Bu da olunca hakim tek celsede Cena ve karısını boşar. Ve boşanmanın ertesi günü işte ufukta WrestleMania görünmüştür. Bir yıl geçivermiştir. The Rock WrestleMania 28 sezonunu başlatmak için Monday Night Raw'a çıkartma yapar. Rock'ın diline düşmek zaten büyük bir problemken bir de böyle gündemlerin ardından Rock'ın kapıdan girmesi Cena için adeta bir felaket olur. Rock normalde hiç halden anlamayan bir adam olsa da bu karısıyla olan muhabbetlerine pek girmez. Yani pek bel altı muhabbeti yapmaz. Fakat Rock öyle bir açık verir ki Cena resmen boş kaleye golü yuvarlamış olur. Rock tribünlere John Cena'yı aşağılayan konuşmalar yaparken Rock'ın bileğinde yazılı yazılar kameralara takılır. John Cena bir anda ringe gelir ve WWE tarihinin en büyük mikrofon ustasının cümlelerini unuttuğu için bileğine yazdığını, oradan okuyarak insanlara aktardığını söyleyerek Rock'ın mikrofon performansını tuzla buz eder. Rock rezil olmuştur. O ana kadar bir yıldır çok eğlenen The Rock bu ifşaya çok sinirlenir. Bunun iş etiğine aykırı olduğunu düşünür çünkü The Rock gibi milyon dolarlık bir aktörün bileğine yazı yazarak konuşma yapması ve bunun ifşalanması onun imajını yerlere indirecek, piyasada alay edilecek bir konudur. John Cena'ya artık aralarındaki husumetin WWE ringinin ötesinde tamamen kişisel olduğunu söyler. Ondan bütünüyle nefret ettiğini, ringde veya sokakta onu herhangi bir yerde gördüğünde gözünün yaşına bakmayacağını söyler. Ve geldik benim en sevdiğim bölüme. Bir hafta sonra WWE, orkestrası ile meşhur olan müzik şehri Cleveland'dadır. Yerin anlam ve öneminden ötürü ikili o akşam birbirlerine müzik içeren mesajlar göndermelidir. Cena en iyi bildiği işi yapar yine. Rap kıyafetlerini giyerek Rock'a okkalı bir rap daha patlatır. Özellikle G.I. Joe filmi ve geçmişte diş perisini oynamasından Rock'ı vuran Cena, finalde WrestleMania'da toplarımı senin suratında gezdireceğim diyerek rapini tamamlar. Rock ise gecenin sonunda gitarıyla ringe gelir. Tüm Cleveland seyircisi Rock'ın arkasındadır. Rock o gece kendi yazdığı şarkıyı dörtlükler halinde çalıp söylemeye başlar. Fakat her dörtlük adeta bir roket mermisi gibidir. Rock bu gece söyleyeceği her şeyin tamamen gerçek hikayeler olduğunu söyler. Şu an kendisini dinledikleri için mutlu olduklarını, gerizekalı bir Eminem özentisini dinlemek zorunda kalmadıklarını söyler. Rock, John Cena ve Eve Torres hakkında bir dedikodusu olduğunu söyleyerek bel altı vurmaya başlar. Rock saw Cena making out with Eve, grabbing on her thigh, tugging on her weave. Cena was having the time of his life. I guess he didn't tell her that he's got a wife. Let's rock. Divorce lawyers right up the block. Daha sonra Rock
John Cena'nın doğduğu günle alakalı gerçek bir hikayesi olduğunu söyler. April 23rd, 1977, the doctor shouted, send that baby back to heaven. Sorry, Mama Cena, but check these charts. Little baby Johnny's got lady parts, let's rock. Rock sanki hala Etude'u neredeymiş gibi durmadan devam etmektedir. Rock tribünlere sorar. Aranızda hiç John Cena hayranı olup da yetişkin olan var mı yoksa full çocuk mu? Aradan birkaç kişiyi yakalar. Onlara da bir dörtlük hediyesi olduğunu söyleyip bu dörtlüğün sonunu da John Cena hayranlarının 42 yaşında hala milli olamadığını söyleyerek onları da aşağılar. Sıra kadınlara gelir ve kadınları çok sevdiğini, onlarla özel bir iletişimi olduğunu söyler. Fakat sıradaki parçanın ekran başındaki çok özel bir kadına gideceğini, Rock'ın bu gece onun yanına gideceğini söyler. Rock's getting some wine and a dozen roses. She's going to meet my holy Moses. Getting with the Rock is the bomb. Don't believe me, ask Cena's mom. Let's rock. Yani bu Rock'ın Cena'ya bugüne kadar gönderdiği en büyük füzedir. Amerikalılar da gavattır ayrıca, bunu da söyleyeyim. Çünkü John Cena buna hiçbir cevap vermez. Gitar konseri sonrası mikrofonu eline alan Rock, bileklerine yazarak okuması yüzünden aşağılanmasına cevap olarak dev ekrandan okuyarak We Will Rock You şarkısını karaoke yaparak söylemeye başlar. Bu kısmı teliften dolayı veremiyorum ama gidin izleyin, çok sağlam. Tribünlerde Cena sucks diyerek Rock'a katılır. Cleveland adeta tek ses olur ve Rock, John Cena'nın en iyi gününde bile onun seviyesine ulaşamayacağını söyler. Müthiş bir sözlü zaferle Cleveland'ı o gece John Cena'nın başına yıkmayı başarır. Artık istikamet WrestleMania'dır. Nisan 2012, Miami, Florida. WWE tarihinin belki de en önemli maçının olduğu en büyük şov WrestleMania 28 gelip çatar. John Cena hiç şüphesiz daha iyi canlı olan taraftır. Tarihin asla ikincileri hatırlamayacağını söyleyerek bu maçı kazanamazsa John Cena isminin hiçbir anlam ifade etmeyeceğini ekler. Ve herkesin bir yıldır sabırsızlıkla beklediği o an gelir. John Cena, Machine Gun Kelly'nin canlı Invincible performansı ile birlikte ringe gelir. Rock ise dönemin en popüler şarkıcılarından, arkadaşı Florida'nın görkemli konserinin ardından arkasında büyük bir tribün desteğiyle 79 bin kişinin karşısına çıkar. WWE'nin hayatta sadece bir kez olarak motto belirlediği maçta ring zili çalar. The Rock ve John Cena birbirlerine girişip bütün cephanelerini birbirlerine yağdırırlar. Kıran kırana geçen maçın son anlarına doğru John Cena gücünü gösterip Rock'a üstün gelir. Maçta yaptığı ikinci Attitude Adjustment ile maçı neredeyse kazanacaktır. Fakat Rock John Cena'nın tuşunu ikide atar. Yine de Rock artık ölmüştür, yerden kalkamaz. Cena artık galibiyete çok yakındır. Kendisiyle özdeşleşmiş You Can't See Me hareketiyle başlayan Five Knuckle Shuffle hareketi için hazırlanır. Fakat bir anda aklına bir şey gelir. Cena Rock'ı yenmek istememektedir. Onu rezil etmek istemektedir. Bunun da yolu Rock'ı Rock'ın kendi hareketi People's Elbow ile yenmektir. Cena son derece muzip bir surat ifadesi takınır ve son derece yavaş hareketlerle tıpkı Rock'ın yaptığı gibi kolluğunu çıkarıp tribünlere atar. Ve yine tıpkı Rock'ın yaptığı gibi iplere gider. The Rock, John Cena'yı mağlup etmiştir. Miami'de büyük bir kutlama başlar. The Rock, verdiği sözü tutmuş ve John Cena'nın kıçına tekmeyi basmıştır. Diğer tarafta ise büyük bir hüzün vardır. Bu, John Cena'nın kariyerinde yaşadığı en büyük hezimet olur. Haliyle kendisi de son derece üzgün ve mağlup bir şekilde WrestleMania yoluna oturur ve atılan havai fişeklerin altında galibiyet kutlaması yapan Rock'ı izler.
hayatının en önemli maçını, en büyük iddiasını kaybetmiştir. Bir anlık kibri ve egosu yüzünden hayatta yalnızca bir kez olacak maçta bu işin zirvesine oturmasıyla arasındaki tek engel tarafından tarumar edilmiştir. Kutlamaların sonunda arka alanda John Cena Rock'ın yanına gider. İkili her şeye rağmen birbirlerine sarılırlar. Cena, Rock'ın bugün kendisinden daha iyi olduğunu kabul eder ve bileğine yazdığı yazıları ifşa etmiş olduğu için ondan özür diler. Rock ise terslenmez. Cena'nın özrünü babacan bir şekilde kabul edip onu tebrik eder. Birbirinden nefret eden bu ikili belki de ilk defa o gece birbirlerine saygı duyarlar. Rock botlarını zaferle çıkartır ve tekrardan Hollywood'un yolunu tutar. John Cena ise çok üzgündür. WWE kariyerini bitirmek üzerine düşünceleri vardır. Ertesi gece bir konuşma yapmak için ringe çıkar ve Rock'ı tebrik eder. Belki de konuşmanın devamı duygusal bir vedaya gidecektir ki hiç beklenmedik bir müzik John Cena'yı böler. Yıllardır WWE'ye uğramayan, UFC'de kemik parçalayan, güreşin bölüm sonu canavarı Brock Lesnar kapıda görünür. Uzun yıllar sonra WWE dönüşünü gerçekleştiren Lesnar, düşene bir tekme de ben vurayım der ve John Cena'yı yere serer. Cena iyice dağılmıştır. Hem sinirlerine hakim olamamakta hem de Lesnar gibi büyük bir balığa gereken cevabı bir türlü verememektedir. WWE ise fırsattan istifade, çoktan John Cena ile Brock Lesnar arasında bir maç ayarlamıştır bile. John Cena'nın Rock'ın üzerine bir de Lesnar'a yenilmesi demek, efsanesinin bugüne kadar yaptığı her şeyin tuzla buz olması demektir. Bu yüzden Cena hayatında ilk kez bir maçtan da mağlubiyetten de çekinmektedir. Herkes John Cena'nın kendini tekrar bulup bulamayacağını merak ederken Cena'nın yardımına yine eski bir düşman yetişir. You think you know me? Rated R Superstar Edge Cena'nın karşısına dikilir. Bir zamanların iki ezeli düşmanı şimdi karşı karşıyadır. John Cena herhalde düşene bir tekmede Edge vuracak diye düşünse de Edge yine herkesi ters köşe yapar ve ona adeta kendini yeniden hatırlatan çok sert bir konuşma yapar. Ağlayıp durmayı kesmesine ve gerçek John Cena efsanesini, bir zamanlar Edge'e kök söktürmüş olan John Cena efsanesini hatırlaması için onu gazlar. İşte bu konuşma John Cena'yı öyle bir kendine getirir ki John Cena, güreşin bölüm sonu canavarı Brock Lesnar ile çıktığı Extreme Rules maçında Brock Lesnar'ın suratının ortasına zinciri geçirerek maçı kazanır. Toparlanır, hemen bir ay sonra Money in the Bank maçında Money in the Bank çantasını son anda Big Show'un ellerinden söküp alarak maçı kazanır ve gözünü yine WWE şampiyonluğuna diker. Bu esnada WWE, Temmuz ayında Monday Night Raw şovunun 1000. bölümünün kutlanacağını duyurur. Özel bir şov olacaktır. Kutlamalara geleceği ilk duyurulan isim ise The Rock olur. 1000. bölümde John Cena bir iz bırakmak ister. Hala WWE şampiyonu olan CM Punk'a Money in the Bank çantasını kullanarak meydan okur. Maç kilitlenir. Diğer taraftan Rock, şovun ilk saatlerinde WWE şampiyonu CM Punk'a karşısına dikilir ve çok uzun zamandır şampiyon olan Punk'a kemerlerine iyi bakmasını tembih eder. Çünkü bundan 6 ay sonra Ocak ayında Royal Rumble şovu geldiğinde Rock film çekimlerini tamamlayıp WWE şampiyonluğu için geri döneceğini söyler. O günün şartlarında kim şampiyon olursa karşısında kendisini bulacağını belirterek CM Punk'a gözdağı verir. Yaklaşık 9 aydır şampiyon olan Punk, son derece nefret ettiği Rock'ın bu cümleleriyle aklım meşgul olmuş bir şekilde John Cena ile WWE şampiyonluğu maçına çıkar. Maç John Cena'nın zafere çok yakın olduğu bir ana evrilmişken birden bütün parti bozulur. Money in the Bank çantasını son anda kaybeden Big Show'un artık canına tak etmiştir. John Cena'ya saldırır ve bu saldırı yüzünden maç diskalifiye ile sona erer. Kemer CM Punk'ta kalmıştır. Üstüne üstlük John Cena 1000. bölümün sonunda Big Show'dan çok sağlam bir dayak yemektedir. Bu durum fazla uzun sürmez. Birden arena Rock'ın müziğiyle iner. Rock ringe dalıp Big Show'a çok sağlam bir meydan dayağı atar. John Cena'yı kurtarır. Fakat bu kurtarma esnasında CM Punk Rock'a saldırı başka bir kaosun fitilini ateşler. CM Punk 1000. bölümden zaferle ayrılırken bir süre sonra kendilerine gelen The Rock ve John Cena son derece dostane bir tavırla birbirlerine asist yapa yapa bütün sinirlerini Big Show'dan çıkarırlar.
Yani bu arada söylemeden edemeyeceğim. Ya sen bu ikisinden ne çektin be Big Show? 1000. bölümde kemer kazanma fırsatını Big Show yüzünden kaybeden John Cena, CM Punk'ı rahatsız etmeye devam edip kemeri ondan koparmayı defalarca kez dener. Fakat Punk hep bir şekilde kemerini korur. Normalde kemer canavarı olan John Cena için şans bir türlü dönmemektedir. Sonuçta 2012 senesini eline kemer değmeden kapatan John Cena, kendisini seven sevmeyen herkesin hiç de alışık olmadığı bir yılı geride bırakır. The Rock yenilgisi adeta Cena'nın kimyasını bozmuştur. Cena'nın bu durumu çözmesi gerekmektedir. Ve daha da öte, Cena'nın buna dair bir planı vardır. 2013 yılı bütün hızıyla başladığında 1000. bölüm geride kalalı tam 6 ay olmuştur. CM Punk hala WWE şampiyonudur. The Rock 6 ay önce verdiği sözü tutar ve her şeyi bir kenara bırakıp WWE şampiyonu CM Punk'ın karşısına dikilir. Rock, Cena zaferinin ardından zaten büyük prestije sahip kariyerine bir kemer daha eklemek istemektedir. Tüm bu olanları dikkatle izleyen John Cena ise fırsatı görmüş ve havada kapmaya hazırlanmaktadır. Royal Rumble şovunda her yıl olduğu gibi 30 kişilik bir Royal Rumble maçı da gerçekleşecek. Kazanan WrestleMania'da istediği şampiyonla ana maçta karşılaşma şansını elde edecektir. Matematik basittir. John Cena 19. sıradan Royal Rumble maçına girer ve maçı o kadar net, o kadar keskin bir şekilde kazanır ki adeta herkesin kafasında şimşekler çakar. John Cena'nın düşündüğünü şimdi herkes düşünmektedir. Çünkü John Cena WrestleMania 29'a gitmeye hak kazanmıştır ve Royal Rumble'dan bir sonraki maç Rock'ın şampiyon olabileceği maçtır. İşte tüm bu ihtimaller dahilinde Rock yıllar sonra kemeri beline takmak için CM Punk ile kıran kırana bir maça çıkar ve günün sonunda The Rock People's Elbow'u CM Punk'a geçirerek onun 434 günlük efsanevi kemer saltanatını sona erdirir. The Rock yeni WWE şampiyonudur. Bunun ne demek olduğu çok açıktır. Cena hayatta bir kez diye lanse edilen maçı ikinci kez yapmanın yolunu bulmuştur. Royal Rumble kazananı olarak tabii ki vakit kaybetmeden WWE şampiyonu The Rock'ı seçer. The Rock aldığı WWE şampiyonluğunun hakkını vermekte, kendisini var eden WWE'ye vefa borcunu ödemektedir. Avrupa ve Uzak Doğu'da katıldığı prestijli etkinliklerde WWE kemeriyle boy gösterdikten sonra ABD'ye dönüp her hafta WWE şovlarına katılmaktadır. Fakat karşısında yine geçen yıl mağlup ettiği John Cena'yı bulmanın hem tedirginliği hem rehavetini yaşar. John Cena'ya sürekli onu geçen yıl yendiğini vurgulayan Rock, WrestleMania 29'da da aynı şeylerin yaşanacağını, Cena'nın aynı hezimeti ikinci kez yaşamayı seçerek kendi kendini bitirdiğini söyler. WWE'den sürekli evim diye bahseden Cena'ya yine lafı yapıştırır. Onun ev dediği yerin inşaatını The Rock'ın yaptığını söyler. Üstelik bu kez ortada WWE şampiyonluğu gibi önemli bir unsur da olacaktır. Cena ise bu kez aynı hatayı yapmamak için ciddi şekilde odaklanmıştır. ...2013 Nisan ayı gelir. WrestleMania 29 için sahne kurulur. En büyük şovun ana maçında The Rock elinde WWE şampiyonluğuyla görkemli bir giriş yapar. John Cena kariyerinin en büyük mağlubiyetini telafi etmek için emin adımlarla ringe gelir. Bir yıl önce tam yarım saatlik bir maçta uzun uzun birbirlerini tartan ikili, bu yıl ise birbirlerine tam anlamıyla Allah ne verdiyse girişirler. Birbirlerinin adeta canına okuyan ikili arasında bu kez Rock da geçen yıl John Cena'nın tercih ettiği yolu seçer. Cena'ya onun hareketlerini uygulamaya başlar. Bir türlü yenilmeyen Cena da aynı şekilde cevap verir. Ayrıca bu maçta Rock omzundan çok ağır bir sakatlık geçirir. Fakat buna rağmen savaşmayı bırakmaz. Geçtiğimiz yıl tam yarım saat düşük tempoda garanti oynayan ikili bu sene birbirlerine fütursuzca girişince bu maç çok daha kısa sürer. Ve finalde...
Ve nihayet John Cena The Rock'ı mağlup etmiştir. Ve sadece mağlup etmekle kalmamış, onun WWE şampiyonluğunu da elinden almıştır. Galibiyet kutlamalarını yaparken Rock ise şaşkın ve mahcuptur. Belki de Rock ilk kez böyle mahcup bir görüntü vermektedir. Rock aldığı mağlubiyeti sorgulamaktadır fakat bunu sonuna kadar kabullenmiştir. Mağlup bir şekilde arka alanın yolunu tutacakken WrestleMania girişinde günün galibi John Cena ile buluşurlar. Rock Cena'ya şöyle bir bakış atar. Belki de o bakış esnasında Rock'ın tüm kariyeri gözlerinin önünden geçer. Gençliğinden beri sahip olduğu kibri, hırsı, egosu John Cena diye bir adamda bütünleşip kendi karşısına dikilmiş ve bu adam da Rock'ı en tepedeyken mağlup etmiştir. Birden Rock'ın aklına Hulk Hogan'ın ona yıllar önce yaptığı jest gelir. Rock Cena'nın elini tutar ve Hogan'ın kendi elini kaldırdığı yerde Rock da Cena'nın elini havaya kaldırarak kendisinden sonra kimin geldiğini tüm dünyaya tescillemiş olur. Konu artık tartışmaya kapanmıştır. WrestleMania 29'un ardından The Rock ciddi bir omuz ameliyatı geçirir. Devamında ise herkes en iyi yaptığı işlere tekrar dağılır. Rock adeta bir film makinesi gibi sürekli beyaz perdede rekorlar kırarken Cena ise her hafta çıktığı WWE ringinin her zaman en çalışkan adamı olmaya devam eder. Kemerlerine kemer katar. Bunun yanı sıra 2015 yılında farklı farklı film yapımlarında çeşitli rolleri de kabul etmeye başlar. Ayrıca sakatlığı sebebiyle ringlere ara vermek zorunda kalır. 2016'da WrestleMania 32 ufukta göründüğünde The Rock WWE'ye bir ziyarette bulunur. Bu ziyarette Big Show'la karşılaşırlar. Rock Big Show'a geçenlerde 2000 yılının Royal Rumble'ını tekrar izlediğini ve o gece kazanan kişinin aslında Big Show olduğunu kabul ettiğini söyler. Yani Rock'a göre Akrep Kral en başından beri aslında Big Show olmalıdır. Vin Diesel'la Hızlı ve Öfkeli serisini Big Show çekmelidir. Hollywood'un en çok para kazanan aktörü Big Show olmalıdır. Olaylardan tam 16 yıl sonra bunu kabul eden Rock, ama ne yaparsın hayat işte bize nasip oldu deyip konuyu taca atar. Big Show da garibim ne yapsın, ya ne yaparsın hayat diye iç çeker ama duygularına hakim olamayıp elindeki laptopu parçalayıverir. Bir tane de Big Show için yakın. Birkaç ay sonra WrestleMania 32'de ringe gelen Rock seyircisini eğlendirirken Bray Wyatt ve ailesi tarafından etrafı sarılır. Rock bu geceye mahsus Wyatt ailesinden biriyle maç yapmaya açık olduğunu söyler. Wyatt ailesi Eric Rowan'ı öne sürer. Maçın ardından sinirlenen Wyatt ailesi Rock'ın etrafını sararken Rock'ın imdadına ezeli dost, ebedi rakip John Cena yetişir. Cena uzun zaman sonra geri dönüşünü gerçekleştirir. İkili bir kez daha WrestleMania ringinde beraberdir. Fakat bu kez birbirlerinin arkasını kollarlar. Artık bu ikilinin birbirlerine kin güttüğü günler geride kalmıştır. WrestleMania 32'den kısa bir süre sonra John Cena ve Rock WWE dışında beraber takılmaya başlarlar. Cena özellikle 2015'te oynadığı filmlerden sonra film dünyasına bir ilgi duymaya başlar. Cena, Rock'ın da referans olmasıyla birlikte Bumblebee ve The Wall gibi filmlerde önemli roller çıkartır. Fakat buyur buradan yak, artık Cena hem WWE'deki işini yürütmekte hem de film sektörüne eğilmekte güçlük çeker. İkisini aynı anda götürememektedir. Yıllarca Rock'ı tam da bu noktadan vuran Cena şimdi kendi bir yol ayrımına gelmiştir. 2017'de AJ Styles'ı yenip bir kez daha WWE şampiyonu olan Cena bunu 16. kez yaparak tarihin en çok dünya şampiyonu olan güreşçisi Ric Flair'la skoru eşitler. Artık ringdeki tüm hedeflerine ulaşmış, kendi adına yapacak çok da bir şeyi kalmamıştır. 2018 yılının başlarında The Rock John Cena'ya reddedemeyeceği bir teklifle gelir. Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filminde iyi bir rol alabileceğini belirtir. Bir de Suicide Squad serisinde Peacemaker'ı canlandırması için teklif alınca artık daha fazla dayanamaz ve güreşi kafasında ikinci plana atmaya başlar. Rock ise tekrar
tekrardan kendini WWE'den soyutlamıştır. Geçen son 10 yılda egosu ve kibriyle yüzleşen Rock, bugün 51 yaşında ve hala Hollywood'un en çok kazanan aktörleri arasında başı çekmektedir. Diğer taraftan John Cena ise... Hayır, artık her hafta ringe çıkmamaktadır. Kemerlerin peşinde koşmamaktadır. En çalışkan isim de değildir. Hatta taraftarlar artık onu gerçekten görememektedir. Yıllarca film sektörüne kapılıp WWE'ye yüz çevirmesiyle eleştirdiği Rock'a adeta kendi dönüşmüştür. Çıkardığı filmlerle ve kazandığı başarılarla şimdi de Hollywood'da Rock'ın ensesindedir. İnsanlar ringdeki efsane kapışmalarına tanık olduğu bu iki büyük ismin bir gün beyaz perdede aynı sahnede yer aldığını göreceği günü ise iple çekmektedir. Geçen tüm yıllardan sonra John Cena, olan biten her şeyin ardından 15 yıl önceki haline şöyle bir öz eleştiri yapıyor. Rock, he's in his own universe. Running that hard, managing everything. Especially with me having a different perspective of what that means now. My day is like his breakfast. Is cooking. Köpek avlıyor.